Aralarımızda kış hazırlığı yapıyoruz. Şöyle bir açalım kovanımızı. Sırayla yapa yapa geldik. Yaptığım işlemleri kısaca anlatayım. Daha önce de yapmıştım. İlk öncelikle şöyle full metrin damlatma yaptım. Peçeteleri ikiye böldüm. Ayçiçek yağıyla full metrini birebir karıştırdım. 8-10 damla damlattım. Bunlardan arının durumuna göre 1 veya 2 tane veriyorum. Şimdi bu hazır. Hazırladım, bekliyor. Şimdi bir de stroforlarım var. Arıyı bölme tahtası yerine strofor kullanıyorum. Bunu da 4-5 yıldan beri yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bazen kemirmeler olabiliyor. Bunu kemiriyor arı. Ama yani bu benim 2. 3. yılı oldu kullandım. Yani o kadar bir kemirmesinin bir sıkıntısı yok açıkçası. Şimdi yaptığım işlem, arının bir mevcut durumuna bakıyoruz. Durumuna göre bu arıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 çerçeve var. Fakat bu çerçeve boş. Bu çerçeve tamamen boş. Bu çerçeveyi hemen dışarı aldım. Hepimizin bildiği gibi arıyı kışın sıkışık tutmak çok önemli. Şöyle göstereyim. Burada bir miktar bal var. Üstten arıyı da çekebilirsin. Şöyle bir çek arının kaç çerçevede olduğu gözüksün. Şurayı çekersen. 1, 2, 3. Dördüncü çerçevenin arasında da arı var. Bu yüzde zaten arı yok. Şimdi benim yapacağım işlem, bir ilk önce arının yavru durumunu, bal polen durumunu bir kontrol etmek. Duruma göre balı var. Bir çerçevemizde bal var. Şimdi hemen şuna da bir bakalım. Ana arısı var mı yok mu? Evet, ana arımız burada, hemen gördük. Kapalı yavrularımız var. Sırlı kemer balımız var. Gözüküyor mu? Şöyle. Anarımız yine burada. Koyalım yerine. Özellikle anarının olduğu çerçeveye dikkat. Hele bu mevsimden sonra başına bir iş geldiğinde kurtarma ihtimalimiz yok. Hemen bu çerçeveye bakalım. Evet, balı var. Arının mevcudu gayet güzel. Fulmetrinle bunda 2 tur varroa mücadelesi yaptık. Şöyle gözle de zaten çok yoğun olduğu zaman varroa gözle de gözükebiliyor. Benim arımda şu anda öyle çok bir varroa yok. Bal durumu bu güzel. Arının mevcudu güzel. Duvar çerçevemiz. Hemen bakalım. Yine bal var. Bu yüzünde bal var. Bu çerçeveyi artık önümüzdeki yıl muhtemelen imha ederiz. Çünkü artık iyice kararmış. Bu arada kışın siyah çerçeveler daha makbul arkadaşlar. Arı siyah çerçeveyi kışın daha çok seviyor. Arıyı daha sıcak tutuyor. Şimdi arımızı, fazla olan çerçevesini aldık. Güzelce sıkıştırdık. Hemen bir tane stropor bölme tahtası niyetine bunu koyuyorum. Çırpıkla onu destekliyorum. Bahsettiğim ilaçtan bir peçete koyuyorum. Bunu arıla kemirip atıyor. Yani mevcut durumuna göre bazı arı mevcut durumuna göre bazı arı zayıfsa eğer bitiremiyor, kemiremiyor. Yani kovandan dışarı atmakta zorlanıyor. Ama genelde atıyor. Buna bir de şöyle kekini verelim. Ve işlem tamam. Bu arımızı kapatabiliriz.